Esselamu aleyküm aziz dostlar. Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Millet Camii'nde vaaz başladı. Biz de inşallah vaazı dinlemek için camiye gireceğiz. Rabbimiz yapmış olduğumuz ibadetleri, yapacağımız ibadetleri, her türlü hayır hasenatımızı dergahı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Kardeşlerimizi Cumhurbaşkanlığı Köşkü Kampüsü içinde bulunan Millet Camii'ne davet ediyoruz. Ankara'nın en büyük camilerinden, Kocatepe Camii'nden sonra yapılan en büyük cami konumunda Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Camii. Komşu haklarından bahsediyor hocam, bir hadis okuyor. Sizin bana öyle tavsiye etti ki adeta komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim hadisiyle hocamız bazını başlattı. Çok güzel bir mekan, tam tatilcilerin gezeceği, dolaşacağı, piknik yapacağı. İnşallah cuma namazından sonra da Millet Kütüphanesi'ni gezeceğiz. Yeğenim şu anda takıldı. Ankara'ya gel, buraları yeğenim gezdireyim sana. Ankara'nın en nezih ortamlarından bir tanesi. Yani ikamet ettiğimiz evden 10-15 dakika sonra Millet Camii'ne ulaşabilirsiniz. Zaten ikametimizden bura görünüyor yani. Ancak artık büyük binalar yapıldığı için zamanla önümüz tapınacak gibi görünüyor. Onlar da kendilerini kardeşlerim, camiye şimdi 3-4 tane yavrumuzla ses yapıyorlar. Cemaatin dikkati dağılıyor. Hem bizim dikkatimiz dağılıyor. Bakın Hoca Efendi uyardı. Çocuklarımıza sahip olun. Sahip çıkın diye. Bir de şunu ifade edelim. Tabii biz camiye gelen yavrularımız, çocuklarımızı burada kendini güvende hissetmiyoruz. Daha kolay olarak çok önemli. Burada abdesthaneler var. Onu da gösterelim. Cami bayan girişi var. Erkek girişi var. Abdesthane kardeşlerimiz var. Çok güzel bir ortam. Oh maşallah. Her yerde abdest alınabilecek bir mekan var. Rahat, mendiller. Gördüm. Rahat, tarihler, nefeslerimiz. Asina diye. Tuvaletler var. Caminin içinden inşallah sizlere bazı kaydedeceğiz. Selam, sevgi, hürmetler, kafetlerinizi arz ediyoruz. Cami içinde inşallah bazı hissedar olmayı Cenab-ı Hak cümlemize ve dinleyicilere nasip etti, yasar kılsın. Hayır hayırlar, hayır hayırlar. Esselamu aleyküm aziz dostlar. Cumhurbaşkanlığı Köşkü Ankara Millet Camii'ndeyiz. Cuma namazımızı burada kılmayı niyet ettik. Geldik elhamdülillah. En önce 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezdik. İnşallah vaazı dinlemek için şimdi camiye gireceğiz. Camiden inşallah size kapattırmazlarsa bir canlı yayın yapacağız. Şehrinin elin olmadığı kimse. İbadetlerine de bir dikkat edilmektedir. Komşusuna ezan edilmiyor. Komşusuna küfür etmeni de edilmiyor. Ya Fettah.
diyerek gireceğiz inşallah. Boş mu? 39. Evet. F29. Maşallah. Ya Fettah. Ya Fettah. Ya Fettah. Ahmet Karahisari. Bu hattı yazan benim hemşerim. Süleymaniye Camii'nin hattını da yazan, hatta Kanuni Sultan Süleyman kendisine caminin anahtarını veriyor. Ya Fettah deyip açan o yani. Kanuni Sultan Süleyman o şerefi bu hattata bahşediyor caminin açılışını. Huve mevlakum fenimel mevla ve nimel nasir. O sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mu'minun ellezinehum fi salatihim haşirun vellezinehum anil lavvi muridun vellezinehum biz zekati fa'ilun vellezinehum li furujihim hafizun illa ala ezvajihim ev ma melekat eymanuhum feinnehum gayru malumin femen ibtaga vera'e zalike feulayike humul adun vellezinehum li emanatihim ve ahdihim ra'un vellezinehum ala salavatihim yuhafizun ulaike humul varithun ellezine yirithuna alfirdevse hum fiha khalidun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَعَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Kardeşlerim, Karahisari'nin yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okumaya gayret ettik. Rabbimiz dergâh-ı izzetinde amellerimizi ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Merkezi bir kubbe var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. İhlas suresi yazılmış. Merkezi kubbede İhlas suresi var. Şu anda canlı vaaz. Ya Rafi, 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 Ya Rafi. Ey yükselten Allah'ım, yücelten Allah'ım anlamına geliyor. Refa kelimesi yükseltmek, yukarı çıkmak anlamına geliyor. İnsanı yükselten de, indiren de Allah-u Teala. İzzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar. Kim karışır? Biz ilk defa geldiğimiz için inşallah iki rekat Tahiyyat-ı Mescid namazı kıldıktan sonra oturmadan kılınması gerekiyor. İlk ziyaret anlamında Tahiyyat-ı Mescid, yani o mescidi gördüğünüz, ziyaret ettiğiniz anlamında inşallah o
iki rekatlık namazdan sonra bazı sizlere kaydedeceğiz. Selam, sevgi, ümmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ayrıca Esselamu Aleyküm aziz dostlar. Cumhurbaşkanı'nın üstü içinde ben o millet caminden sizleri selamlıyoruz. Şu anda hocamız vaaz ediyor. Yusuf haklarını içmiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın La darara ve la dirara fil İslam hadisini biraz önce okudum. Yani İslam'da zarar vermek, zarara mukabele bir zarar vermek yoktur dedi. Örneğin falan kişinin çocuğu benim camımı kırdı, ben de onun camını kırayım söz konusu işte değildir. Hususuna yoğunlaşır. Bakalım hocamızı dinleyelim. Yani Peygamberimiz Allah'ın sevdiği düşkün insanlar bahsediyor. O diğerleri onunla ilgili olmadığı için bugün sohbet konusu komşuluk olduğu için ondan bahsediyoruz. Komşulukla ilgili olan da böyle diyor. Böyle buyuruyor Peygamberimiz. Allah'ın sevdiği bir kişiden biri komşusu ona eziyet eder. O da onu sabreder. Ta ki onunla komşusunun arasını ya ölüm yani ikisi de biri vefat eder ya da biri taşınıncaya kadar sabrederse işte Allah Celle Celaluhu o kişiyi sever. Demek ki komşu bunların hepsi bir bütün düşünüyoruz. Komşu kötülük yapıyorsa o kötülüğe kötülükle mukabele eder. Kubbenin yazısı Bismillahirrahmanirrahim. Azenne ileyke kitabe bir hakkı ayeti yazılmış, yani kitabı da sana biz hak olarak yazılmış. Kur'an-ı Kerim'de trafikte, kırmızı ışıkta durduğumuz zaman yanımızda duranlar da bizim komşumuzdur. Yani ortada benlerle bir ilişki oyunda bu. Kadar mihraba yazılmış ayet-i kürsi. Bismillahirrahmanirrahim. Baştan başlıyor. Allahu la ilahe illa ve hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatun ve la nawm lehu ma fis semawati ve ma fil ard men zellezî yeşfa'u indehu illa bi iznih ya'lem ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhitûne bi şey'in min ilmihi illa bimâ şâ vesi'a kürsiyyuhu semawati vel ard ve la ye'udûhu hifzûhuma ve huvel aliyyul azîm. Mihrap boyunca ayete kürsi yazılmış. Bazı dinleyelim inşallah. Empati kurmamız gerekir. Benim bu davranışım karşıdaki insan üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor? Bunu nasıl algılıyor? Bana bu şekilde davranılması hoşuma gider mi? Bize yakın takipten alalım hocamızın. Hoşumuza gitmeyecek şeyi başkalarına uygulamamamız gerekir. Efendim komşuluk ilişkilerinde sevmediğimiz davranışları başkalarına yansıtmamamız gerekir. Cenab-ı Hak doğru yerinde komşuluk ilişkilerini kurmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Tabii bütün bunların özünde güzel davranış. Güzel davranış. وَلَا تَسْتَوِ السَّيِّئَةُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْ فَعْبِيلَ اِيَّ حَسَنَةُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا عَرَبْ كَأَنَّهُ وَلِيُّ. Sana kötü davranma, sen iyi davran. Göreceksin ki aranızdaki buzlar erir, siz dost olabilirsiniz. Alak suresinin ilk 5 ayeti yazılmış. İkra ismi şükürlerin çok değiştirerek çok mihrap tarafında Allah'ın bir kalem ayeti, sol tarafta başı ise mihrabın sol tarafında göremedik, tanımadığımız bir sürü insanlar var. Yani tanışmıyoruz. Hepsiyle tanışmak da mümkün değil. İnsanın belli bir kapasitesi var. Tanımabiliyoruz. Peki, modern şehirler hakkında tanımadığımız, görmediğimiz insanlara karşı tavrımız nasıl olması gerekir? O da nezaket, saygı, duyarlılık, zarar vermeden incitmeden kırmamak. Ne bakışlarınızda, ne sözlerinizde. Hattı var. Kapının Muhammed Aleyhisselam. Mesela caddede girirseniz hiç kimseye gittik ve sert bir şekilde bakmazsınız. Modern hani bilinçli kayıtsızlık. Öbür tarafa bakarız değil mi efendim? Hoş görmediğiniz bir davranışı görmezden geliriz. Çünkü tanımıyoruz bu insanı. Hani gözlerimizle rahatsız etmeyiz. Bununla ilgili hadis-i şerifler vardır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sokaklarda oturmayın diyor. Ya Resulallah biz işlerimizi orada konuşuruz. Meselelerimizi orada hallederiz. Bunu yaptığınız zaman diyor, o zaman caddelerin, sokakların hakkını verir. Nedir onların hakkını? Gözü yok, sakındırmak. Sakındırmaktan kasıt, bakışlarınla bile başkasını rahatsız etmemek. Bir hanımefendi geçiyor, bakışınla onu rahatsız etmemek. Bir erkek olsun, kadın olsun, bakışlarla kimseyi rahatsız etmemek, bunlar komşuluk ilişkilerinde fevkalade önemlidir, iç içe geçen hususlar. Kıymetli cemaat, muhterem müminler, öğle namazda birkaç dakikamız var. Bir iki hususu daha sizlerle paylaşıp, sonraki inşallah tamamlayacağım. Komşuluk ilişkilerinin iyi olması, sohbetimizin bir kısmında hadis-i şerifte ifade ettiğimiz gibi dünya hayatının mutluluklarına, saadetine, komşuluk ilişkilerinin iyi olması. Peki ahirette bu bize ne kazandırır? Çok dikkat çekici uyarılar var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela muhterem müminler, hepimizin bildiği bir durum. Bir kişi vefat ettiği zaman camiye getirilir, musallaya konulur, efendim namazda kılınır, namazdan önce ya da namazdan sonra cemaate dönülür. Muhterem cemaat, siz merhumu nasıl bilirsiniz? Cemaat dedi ki iyi bilirdim, Allah rahmet eylesin derdi. Değil mi? Bu öyle gelişigüzel bir şekilde ortaya çıkmış bir hadise değil. Bakın dikkat buyurun, bu meselenin özü kaynağı nedir ve ne kadar önemli? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mâmin Müslim'in Yahudi buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi vefat ettiğinde فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ اَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِوَارِهِ اَدْنَيْنِ بِخَيْرٍ مِنْ جِوَارِهِ اَدْنَيْنِ بِخَيْرٍ. Kişi vefat ettiği zaman komşularından, yakın komşularından üç kişi onun hayrına şehadet edersin. Şimdi komşu komşuyu tanır. Yani musallaya konulmuş, son yolculuk yapılıyor, soruluyor. Komşuyu nasıl bilirsiniz? Komşularda da üç kişi, en az üç kişi. İçinden gele gele, samimi bir şekilde. Onun hayırlı bir insan olduğuna şahit. İyi biliriz. Tanımayan bir insanın demesi gibi değil. Yani bir yerde geçerken cenaze var, namazı iştirak ettiniz. Nasıl bilirdiniz bilmiyorsan Allah rahmet eylesin demiş. Allah rahmet eylesin. Tanımıyoruz çünkü. Ama orada onu tanıyan, yıllarca beraber olan üç kişinin iyi bir insan, onun hayırlı olduğuna şehadet ederlerse illa hale tedarik ve ta'a Cenab-ı Hakk'a şöyle dedi. Üç kişi şahit. O olsa değil, o olsa sana kardeşim. Kavir-i şehadet ve ta'a ben kullarının kendi bildikleri üzerinde şehadetini kabul ediyorum. Ben kullarının kendi bildikleri, yani komşuları hakkında bildikleri şey üzerinde onun iyiliğine şahit ediyorlarsa ben bunu kabul ediyorum. اَوْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا اَعْلَمْ. İkincisi, bir de onun hakkında benim bildiklerim var. Onları da affediyorum. Bu da ayrı bir ince. Yani komşular onun iyi olduğunu biliyorlar. Komşuluk ilişkileri iyi olmuş, iyi davranmış. Ben onların şahadetini kabul ediyorum. Yine Cenab-ı Hak diyor ki benim bildiklerim var onun hakkında. Yani Allah bizi bilir. Her insanın hatası kusuru vardır. O insanın da çok hatası kusuru vardır. Diyor ki madem komşular onun hakkında hüsnü şehadette bulunuyor, iyi bir insan olduğuna şehadet ediyor, ben de onun günahlarını affederim. Ne kadar yüce bir şey diyecek. Demek ki musallaya konulduğumuzda komşularımız hakkında, eğer komşularımız bizim hakkımızda İyi bir insandır, Allah rahmet etsin demişlerse bu kıyamet gününde inşallah affımıza vesile olur. Cenab-ı Hak diyor ki ben o kurumu biliyorum, onun hakkında bildiklerimden vazgeçtim çünkü onun hakkında hüsnü şahadet var. Cuma namazı kılacağız. Şu anda Ankara'da cuma için ezan okunuyor. Allah kabul etsin. Hayırlı hayırlı hayırlı. Şükür dolayı.
Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırak. بسم الله الرحمن الرحيم.
ederler. Bu yüzden yavrularımızın saf ve temiz fıtratlarını korumaları için bize düşen sorumluluklar vardır. Milli ve manevi değerlerimizin ışığında, yetişmeleri için hepimize düşen görevler vardır. Kıymetli anne babalar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا çocuğunun senin üzerinde hakkı var buyurmaktadır. Çocuklarımıza helal lokma, yedirmek, güzel ve temiz elbiseler giydirmek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak öncelikli görevimizdir. Evlatlarımızı Allah'a iyi bir kul, milletine ve insanlığa faydalı bir kişi olarak yetiştirmek önemli vazifelerimizdendir. Şahsiyet ve karakterlerini İslam ahlakıyla şekillendirmek, örf ve adetlerimizi öğrenmelerine rehberlik etmek onların üzerindeki haklarımızdandır. Kıymetli kardeşlerim, çocuklarımız bu yılki eğitim, öğretim görevlerini tamamladı. Yaz tatiline girdik. Önümüzdeki pazartesi günü yaz Kur'an kurslarımız başlıyor. Yaz Kur'an kursları çocuklarımızın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaları için iyi bir fırsattır. Caminin manevi havasını teneffüs etmeleri, yeni arkadaşlar edinmeleri, ibadetlerin huzurunu keşfetmeleri için güzel bir imkandır. Aziz Müslümanlar, yaz tatili çocuklarımızın zamanını telefon ve bilgisayarlarla ya da faydasız meşguliyetlerle heba ettikleri günler olmasın. Bu yaz sevgili yavrularımızın ellerinde elifba cüzleri ve Kur'an-ı Kerimlerle camilere koştukları güzel bir mevsim olsun. Bu yaz biricik evlatlarımızın minik kalplerinin Kur'an öğrenme heyecanı ile çarptığı müstesna bir zaman dilimi olsun. Bu yaz çocuklarımızın saf yüreklerine iman mayası çaldığımız, ruhlarını Kur'an ahlakı ve peygamber sevgisiyle bezediğimiz bereketli günler olsun. Bu yaz göz aydınlığı çocuklarımızın pırıl pırıl kalplerine İslam'ın güzelliklerinin nakış nakış işlendiği güzide bir dönem olsun. Çocuklar koşun haydi, şimdi yaz Kur'an kursu vakti çağrısıyla yavrularımızı şehirlerin kalbi, hayatın merkezi, birlik ve beraberliğimizin sembolü camilerimize ilim, hikmet ve irfan yuvası Kur'an kurslarımıza davet ediyorum. Hutbemi Peygamber Efendimizin bir hadisiyle bitiriyorum. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendir. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Hattâ imdilerden Hakk'a. Cumhurbaşkanı'nın köşkü içinden Cuma Partisi Allah'ın kabul etsin. Hayırlı ayranlar. Allahümme tesselam ve minkesselam tebarekte ya vel celal vel ikram. Ankara Millet Camii'nde Cuma namazını kıldık. Allah kabul etsin. Biz kıyamete kadar ezanlarımızı susturmasın, bayraklarımızı bildirtmesin, kirli düşman çizmesi şu mukaddes vatan topraklarına bastırmasın inşallah.
Burada mı gördün sen? Geçer kimsenin önünden geldi. Namazının çıkışında sanki bir şenlik havası var. Aziz dostlar, inşallah biz Cumhurbaşkanlığının kütüphanesine girmeyi düşünüyoruz. Eğer kütüphanede bir kayıt yasağı varsa orada sizlere herhangi bir kayıt açamayacağız. Hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar, selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Sizleri Ankara Cumhurbaşkanlığı Çeşme'nin içinde yer alan Millet Camii'ne bekliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalın sağlıcakla. Aziz dostlar, Esselamu Aleyküm. Ankara Millet Camii'nde imanımızı kıldık. Kütüphaneyi ziyaret etmek istiyorduk ancak kütüphanenin resmi tatilden dolayı kapalı olduğu ifade ediliyor. Çevreyi sizlere bir gösterelim. Dünyanın en büyük kütüphanelerinden diyeyim. Türkiye'nin zaten en büyüğü diyebiliriz. Belki milli kütüphane eskilik yönüyle Bahçelievler'deki en eskilerden, yine İzmir milli kütüphane en eski kütüphanelerden, ancak kitap sayısı bakımından Cumhurbaşkanlığının kütüphanesini yerlerinin kitap sayısı bakımından geçmesi mümkün değil. Yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kütüphanesi de nadide kütüphanelerden bir tanesi. Gönlümüz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocalarımızla da görüşme imkanı bulabilir miyiz? Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi özellikle cuma günleri bayram günü gibidir. Ama bugün resmi tatil olduğu için bayram vesilesiyle hocalarımızın zaten odalarında onları bulmak mümkün değil. Oraya araç sokmak da zaten sorun. Bir başka zaman diliminde de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki hocalarımızı ziyaret imkanını inşallah elde ederiz. Gösterdim.
kaldı. Gel. Dördüncü kapıdan girdik biz. Orada bakın minarede bir zat etrafı seyrediyor. Nasıl çıktı? Kapalı otopark. Kapalı. 15 tane. Şehirdeyiz. Evet 15 tane. Millet camisindeyiz. Şehirdeyiz. Şu geçen geldiğimiz başlar ya. Deniz Hizmetleri müşavirimiz Neşet Bodur hocamız. Takip ediyor Doktor Neşet Bodur hocamıza da hayırlı cumalar niyaz ediyoruz. Biz müze açıkmış yani. Bugün müzenin açık olduğuna ihtimal vermiyorduk. Ama girdik. Elhamdülillah orada bir kayıt yaptık. Bir saatin üzerinde bir kaydımız var. Zaman zaman aşağı bölümlere girdiğimiz için canlı yayınımızda kesintiler oldu ama biz Allah'ın izni ve inayetiyle büyük bölümünü o canlı yayının kurtardık. Kanalımızdan, Facebook kanalımızdan kardeşlerimiz o yayınımızı takip edebilirler. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Çevreyi sizlere göstermek istiyoruz. Oradan çıkan kardeşlerimiz var ancak biz aşağıya bırakmıştık aracımızı. Ankara'nın umumi manzarasını buradan seyredebilirsiniz. Şu evler bizim güneş evlerden köşk tarafını görmemizi engelliyor artık. Hani tadı tuzu yok artık bu binaların. Taş yığınlarına Ankara, İstanbul, İzmir'i de en son şu gözler gördü. İzmir'de taş yığınlarına mahkum olmuş. Konya'dan bizi Mehmet kardeşim izliyor. Mehmet kardeş Konya'da farklı değil. Taş yığınlarına o güzide topraklar, mümbit araziler Konya'da da taş yığınlarının esiri olmuş yani. Bu halimiz ne? Bursa, o başkentlerden Bursa'mız, o zafer tarafına bakın. Yine taş yığınlarına esir olmuş. Ne hale gelmişiz yani? Taş yığınlarını o güzide yeşilin maviyle karıştığı tonlara tercih etmişiz yani. Ondan sonra bunalımlar meydana geliyor. Bir psikolojik sorunlar meydana geliyor. İnsanların yeşili görmediği, bir nevi ayağını toprağa değdirmediği, hani elektriği toprak alır derler ya yani. Yeşile hasret kaldığı günleri şekil ağda görüldüğü gibi hasretle bekleyeceğiz yani. Görüyorsunuz Ankara taş yığınlarına maalesef esir olmuş. En yüksekteki tepe, kaynımın da oturduğu tepe, o Karakuş Tepesi, zirve tepe. Şu anda tam merkeze alıyorum. Canlı yayında yaklaştırma imkanımız yok. Sol tarafı Yeni Mahalle tarafı, o karşıdaki vericilerin bulunduğu yer. Ankara'ya da İstanbul gibi vericilerin bir araya toplandığı bir kule lazım yani. Yetkililer bunu bizden daha iyi düşüneceklerdir mutlaka. İstanbul'daki bütün vericiler tek bir kulede toplandı. O kule de Ankara'nın Ata Kulesi'nden daha büyük bir kule. Ben de daha henüz nasip olmadı. İstanbul'da iki tane, bir nevi kızım oradan mezun, bir tanesi orada ikamet ediyor. O kadar gelip gitmemize rağmen daha henüz Ayasofya Camii'nin son halini göremedik yani. Ayasofya'nın ben öndeki bölümünde namaz kılmıştım. Müzeyken ziyaret etmiştim ancak Ayasofya'nın bizzat merkezinde yani kubbesinin altında bir cuma namazı kılmayı ümit ediyoruz. Yapabilirsek oradan da bir yayın sizlere yaparız inşallah. Şu taş yığınlarının yeşile galebe çaldığını her yerde görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığımızın da aynı şekilde etrafı her ne kadar yeşillik olsa da gördüğünüz gibi taş yığınlarına esir hale gelmiş yani. Şuradan aşağıya bir geçiş yeri var. Oradan ineceğiz inşallah. Bu taraf özellikle Atatürk Orman Çiftliği olarak bilinen bir mevki.
Çevreyi de göstermiş olalım. Tam merkeze aldığım yer Keçören istikameti. Orada büyük bir kule görüyoruz. O kuleyi bir ara TSK, Türkiye'nin bir nevi silahlı kuvvetlerinin itirazıyla durdurulmuştu inşaatı. O kulenin bir nevi Keçören'in tam merkezindeki kulenin hala orada inşaat halinde görüyoruz. Açılmış değil. Yine buradan zirve tepelerden Hüseyin Gazi'yi sizlere takdim edeyim. Hüseyin Gazi tarafı tam o taş yığınlarının arkası, o tepe Altındağ'a bağlı. Altındağ'ın tepesini buradan görebiliyoruz, ulus istikametini. Bu istikamet artık Konya yolu tarafı. Şuradan bir çıkış bulursak aşağıda girdiğimiz nokta var. Gönlümüz kütüphaneyi gezmekti ancak kütüphaneyi gezme imkanını resmi tatil olduğu için bulamadık. Acaba bu depremden hani etkilenen mekanlar var ya, burada mı depremden etkilendi, ne oldu, bura yarılmış. Şurada herhalde gezi alanları, yürüyüş kortları var. Acaba halka açık mı buralar, bilemiyoruz. Yasak alan olabilir. Her şey görüldüğü gibi suya muhtaç. Çevre solmuş geçmiş yani. Ne kadar siz taşıma suyuyla değirmen döndürmeye kalkarsanız kalkın. İşte çamlar suya muhtaç. Çevredeki bitkiler suya muhtaç. Bu bile kurumuş yani. Şu gördüğünüz tohumları, onun hayatını gelecek nesillerde idame ettirmesi için bunlar tohumları, her varlık kendi neslini devam ettirmek için yaşam savaşı veriyor. Şuradan son halini Millet Camii'nin göstermiş olalım. Şu kapalı alan gençlerin tam yukarıdan baktığı alan, 15 Temmuz şehitlerin bir nevi mücadelesi, ülkemizin mücadelesini Sinevizyon eşliğinde görebileceğiniz bazı figürlerin, bazı tarihsel verilerin müşahede edilebileceği müze. Oradan araçlar çıkıyor. Ben de oraya bırakmıştım. Ben de ilk defa geliyorum. Yıllardır Ankara'da ikamet eden bir kardeşinizim. 85'ten beri Ankara'da oturuyorum. Ancak Millet Camii'ni geriden seyrediyorduk. Yani bugün içine bir girelim dedik. Bakın yonca bile bitmiş. Biz bunlara yonca diyoruz. Bunlar eğer hayvanlar bunları uzun süre daha çok yerse şişer. Yani ölümüne sebebiyet verir. Onun için bitkilerin bile hayvanlara belirli bir dozda verilmesi gerekiyor. Şuradan bir çıkış var, oradan görüldüğü gibi araçlar çıkıyor. Bizlere yurt içinden ve yurt dışından takip eden kardeşlerimize en kalbi selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İnşallah kuraklık yaşanmaz. Haziran'ın sonlarına geldik. Temmuz, Ağustos bol bol yağış bekleyeceğimiz özlemle buradan çıkmıştık biz. Buradan da geri aşağıya iniyoruz inşallah. Özlemle suya hasretimizi belirtmiş olalım. Nurullah Genç'in dizeleriyle bitirelim. Nurullah Genç, Diyanet Vakfı'nın açtığı Naat-ı Şerif yarışmasında birinci gelmişti. Ben Bartın Üniversitesi bir şiir şöleni düzenlemişti. O şiir şöleninde tamamını bu şiirin okumuştum.
Burada bir iki kıtasını sizlere arz edip bitirelim. Yağmur'a, yani Hazreti Muhammed'e Profesör Doktor Nurullah Genç özlemini nasıl belirtiyor? O doçentti bu şiiri yazdığında, Naat-ı Şerif'i yazdığında. Naat-ı Şerif yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a övgü anlamına geliyor. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar.